İktidarsızlık ve cinsel yetersizlikle başlayalım. Bunların nedenlerini soralım. Evet, iktidarsızlığın yani cinsel yetersizliğin birçok sebebi var. Yani kişi mesela küçükken, çocukken geçirmiş olduğu hastalıklardan başlar. Yavaş yavaş yanlış beslenme, spor yapmama, aşırı kilo, kaptemar rahatsızları, sinirsel rahatsızlar, böbrek yetmezliği, eşler arasında uyumsuzluk, hormon anormallikleri, bel fıtığı, bel kayması, uyku rahatsızları, çok yoğun çalışma tempo nedeniyle uyuyamama, uykusunu alamama, askerlere şap verilir, yine çorbalarına, yemeklerine şap katarlar. Cinsel performans askerlerin düştüğünü diye adam terhis olur. İlişki, cinsel performans düşmüştür %50'lere. Çok tehlikeli. Dünyada belki Türkiye'de sadece bu çap askerlerin yeme, sadece askerlere değil. Yatılı okullarda vesaire, askeri polis vesaire birçok yerde kullanılıyor. Çok tehlikeli bir şey aslında. Çok yorgun olma, aşırı çalışma nedeniyle. Efendim, cinsel hastalıklar, genital sihir, genital herpes çok yayılıyor. Neden yayılıyor? Günümüzde artık alaturka, eski tuvalet kullanılmıyor. Hep alafranga oldu. Herhangi bir yerde, iş yerinde veya sokakta, orada burada, şurada veya komşuda, oraya buraya gittiğinizde veya sürekli klozeti temizleyecek haliniz yok. Sizden önce birisi oturmuşsa, sizden önce oraya oturan şahıstaki mikrobu kapıyorsunuz. Özellikle de bu genital sihir, genital herpese sebep olan virüs, genital sihir, genital herpese sebep olan virüs, şahık hemen bulaşıyor ve kişide genital herpes, genital sihir problemi ortaya çıkıyor. Genital sihir, genital herpes ne yapar? Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik, bağışıklık sistemi sürekli bununla uğraştığı için zamanla bu da rahim ağzı kanserine kadar gider. Cinselliği de, aileyi de bitirir. Birçok aile bu nedenle, bazıları da tabii sadece tuvaletten bulaşmıyor, hijyenden. Bazıları da mesela işte ailesini, erkekler ailesini yabancı kadınlarla kandırıyor. Bulaşıyor cinsel yolla. Ailesine bulaştırıyor. Çocuğunu öpüyor, seviyor, çocuğuna bulaşıyor. Tükürükle. Vesaire vesaire yani. Artık genital sihir, genital herpes hızla yayılıyor. Bitkilerle tedavisi mümkün mü peki bu? Daha gelmedim. Tamam. Alkol çok çok önemli. Ya madde madde var burada. Cinsel yetersizliği tetikleyen 15-20 tane madde var. Bunları ayrı ayrı konuşacak olsak bir gün konuşmak gerekir de yani kısa kısa geçiyorum. Çok önemli alkol. Özellikle de bira. Yani bira için mi bugün reklamlar bile yapılıyor. Bira içen şöyle, bira içen böyle vesaire vesaire. Biranın birleşiminde humolon, lupolon denen iki etken madde var. Bu iki etken madde dişilik, kadınlık hormonu, östrojen hormonu gibi etki yapar. Ne demek? Bira içenin göğüsleri büyür erkeklerin. Cinsel organı küçülür. Testisi küçülür. Sperm oranı, meni oranı azalır. Yani alkol içen erkek kadınlaşır. Ses tonu değişir. Hemen değil tabii. O üç gün içti hemen kadınlaştı. Öyle değil. Düzenli ve sürekli. Neden Almanların bugün çoğu iktidarsız ve kısır? Çok bira içerler. Sabahtan akşamaya kadar.